derviş beyazı. Burundan acemi bize haktan hidayet, nergahında eyle yüzde diyar mandır derviş beyazı. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirlerden şefaat göresin. Allah Allah. Darlarınız, divanlarınız kabul ola. Allah Allah. Muratlarınız hasıl ola. Allah Allah. İsteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Ali'ye verin. Allah Allah. Darına durduk ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed. Kerem'ine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eyleyin ya 12 imamda. Bizlere himmet eyleyin ya 14 masum upakta. Yardım eyleyin ya 17 kemeri besta. Bizlerin kemlerinize mihman eyleyin ya kırkla. İlahi ya Rabbi. Bağışlanması senin yüzüsü hürmetine olsun. Ya Pir Mükerrici Bektaş-ı Veli. İlahi ya Rabbi, darlarımızı, divanlarımızı, niyazlarımızı, cemlerimizi, kurbanlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Gerçek ya Allah, ya Muhammed, Allah Allah, Allah Allah. Ehli beytin dostuna dost olasınız. Allah Allah. Ehli beyti sevenlerini sevmiş olasınız. Allah Allah. Yüzünüz hak ola, gönüllerinize taht ola. Allah Allah. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı ola. Allah Allah. Gerçeğe hü. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Hak cümlemizin yar ve yoldaşı olsun. Bir adam Musa, cümlenize himmet eylesin, şefaat eylesin. Yine bir adam Musa cebinde bir araya geldik. İnşallah Cenab-ı Hak nasip buyursa birlikte cem olacağız. Allah cemlerimizi, niyazlarımızı, dualarınızı kabul eylesin. Allah Allah. Bir Adnan Musa nefesiyle sohbetimi sizlere paylaşmak istiyorum. Buyurun. Hakaşı şöyle seslenişte bulun. Der ki, niyazımız vardır gerçek ellere. Medet Adnan Musa pirim gel yetiş. Yüzümü sürer her der pirlere. Medet Abdan Musa pirim gel yetiş. Derde düştüğünde halimde gören, umulmaz dertlere derman veren, varıp dergahına yüzünü süren, Medet Abdan Musa pirim gel yetiş. Muhammed Mustafa Ali aşkına, Hasan'la Hüseyin Zeynel aşkına, Muhammed Bakır'ın yüzüsüyle, Medet Abdal Musa pirim gel yetiş. Cafer-i Sadık'tan süren yolu, Musa-i Kazım'dan içmişiz dolu, İmam Ali Rıza gönlümüzün gülü, Medet Abdal Musa pirim gel yetiş. İmam Taki Nakiden Himme, Hasan-ı Asker Ermeye Zahmet, şefaat eyle Mehdi Muhammed, Medet
Abdal musafirin gel yetiş. Güzel canlar, her kim darına zordaysa, Abdal Musa herkesin darına zoruna yetişsin. Kısır da kardeşimiz olsun. Tabii güzel canlar, Abdal Musa pir. Kendi zamanında yaşamış, halen aramızda yaşamış olarak görürüz. Yani ölümsüzleşmemiş. Biz bugün onun anımsatarak, onun ışığıyla bugün bir araya gelmiş olduk. Yani onlar bizim yol göstericilerimiz, onlar bizim yol ışıklarımız. Bugün o ışığı altında Yüce Hak nasip eyledi bir araya geldi. Abdal Musa diğer pirler gibi, o da hakikaten önemli bir pir ve kendi çağında yolumuzun adına ve inancımızın adına, onun medali yolu adına, kendi ebevajları adına o da iyi işler yapan ve bize yolumuzun, inancımızın içerisinde olan Hak Muhammed Ali o ışığını güzellikle bırakmış bir pir. Yani bizim birliğimizi sağlayan, lokmalarımızı pay ettiren ve lokmanın öneminin altını çizmiş ve kurbanın da öneminin altını çizmiş. Bugün o piri anımsatacağız. O pirin ışığının altında birlikte canlanacağız. Allah kabul eylesin cebimizi, kurbanlarımızı. Evet güzel canlar, küçük bir anımsatma yaparak Abdal Musa'ya bir küçük bir tanıtım yaptıktan sonra sohbetime devam ediyorum. Abdal Musa Sultan güzel canlar, Horasan pirlerinden olup Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin amcasının oğlu veya da amcasının torunlarında olduğunu görüyoruz tarih kaynaklarında. Yaşadığı yıllar dikkate alınırsa Abdal Musa Sultan güzel canlar Horasan Nişayu ilçesinde doğmuştur. Kaynaklara göre bilinmektedir. Hasan Gazi veya Hüsniye Hatun'dan dünyaya gelen Abdal Musa'nın doğum tarihi kesin olarak bilinir. Yani tahmini söyleyebilir ama bazı kaynaklara dayanarak 1290'lı yıllarda doğduğunu da söylemektedir. Orhan Gazi zamanında 1326-1360 savaşa katıldığı birçok tarih kaynağı da belgelidir. Yani örneğin Bursa fethinde de katılmış, oralara da bir hizmet etmiş. Alevi İslam anlayışında, yani bizim yolumuzda, erkanımızda Abdal Musa gibi pirlerin bizim için önemi büyüdür. Dolayısıyla bunlara biz hak velileri diyoruz. Bunlar hak velileridir. Yani bunlar derya misali gibidirler. Erişilmesi zor olan ilim ve güzellikler vardır bunlarda. Bugün bu manada buradayız. Bunları bu manada anımsatıyoruz. Bu bilgiyi, bu beraberliğimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün onu anmak ve cem yapmak üzere toplandık güzelce. Çünkü bunlar ilim taşıyıcısının adı Abdal Musa Sultan'dır. Bu hak verisini güzel canlar, keşfi kerametleri cümlenizin üzerinde hazır ve nazır olsun. Allah Allah! Güzel canlar, bu hak verileri dün olduğu gibi bugünümüze ve yarınımıza da ilim ışığı olacaktır ve bizler de o ilim ışığının yolunu, yöntemini hiçbir zaman elimize bırakmayacağız. Ve güzel canlar, bu ilim sonsuza kadar yolumuzun ve erkanımızın ışığı olur inşallah. Allah bizlere her daim nasip eylesin. Bizleri bunların yolundan, erkanından, o ilim ışığına da mahrum eylemesin. Değerli canlar, bugün tarihe damgasını vurmuş, büyük insanlığın ortak değeri olan velilerden ve o onları elimiz önünce anlatmaya çalıştık. Bakın güzel canlar, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen, Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını ve Aleviliği sağlayan
tüm insanlığın gönlünde ölümsüzleşmiş velilerden. Bakın, Pirim Kereç Bektaş Bey, himmeti üzerimize hazır ve nazır olsun. Allah Allah! Ahi Erdem, Şah Edem Ali, Tatlık Emre, Abdal Musa, Sarı Saltu, Seyit Ali Sultan, Seyit Baba Mansur, Seyit Kureş Baba, Avuçan, yani Seyit Derviş Gel, efendim Hubiyar Sultan, yani çok ismini sayamadığımız erenlerin evyaları, onların manevi huzurunda eğiliyoruz. Onlara aşk niyazlarımızı, onlara sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Onlar bize himmet eyler inşallah. Ve güzel canlar, Mekke, Medine, Mevar-ül-Nehir ve Horasan'da başlayan Hazreti İmam Ali'nin tasavvuf yolu Anadolu'da güneş gibi doğmaya başlamıştı. Kiminle? Az önce sandığı bu pirler. Bu pirlerle o güneş doğmuştu. Bu ışık, bakın Anadolu'nun, Anadolu'muzun birliğini, dirliğini sağlamıştı. Halkın öz dili olan dillerini ve kültürlerini Arap ırkçılığı yapan Emevi barbarlığından korumak ve İslam'ın gülen yüzü, hoşgörüsü, insanı Tanrı'nın bir parçası, vahdet vücut sayan, hümanist görüşü, Horasan erenleri öncülüğünde Anadolu topluluklarında var oldu. Güzel canlar, o güneş orada doğdu, orada var oldu. Konuşmayalım, gerçeğe mi? Anadolu, güzel canlar, bir fikir, ahlak ve inançla tanıştı güzel canlar. Ocak sistemiyle insanlar irşad edildi. Hazreti Hünkar'dan evvel gelen veliler, Ebul Vefalar, Seyit Baba Mansurlar, Seyit Kureş Babalar, Avuçanlar, Dede Korkutlar ve Hacı Bektaş Veli'ye tasavvuf inancı hızla yaydı güzel canım. Bu inancın öncüleri, yani ışıkları Horasan erenleriydi. Bakın bizler de bugün onların gittiği o yoldan gitmeye çalışıyoruz. Onların gittiği yolu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Allah dahi meylesin. Dün güzel canlar, Anadolu'nun birliğini kuranlar manevi ışıklarının şemsiyesi altında bizler bugün bakın birlikte cem oluyoruz. Bu manada buradayız. Diyoruz ki o yüce Allah, o velilerin yüzüsü hürmetine bu birliğimizi, dirliğimizi dahil eylesin. Hiçbir canımızı cemlerimizde, yolumuzda, erkanımızda hiçbirimizde ayırmaz. Çünkü bu inanç kutlu bir inançtır. Kadim bir inançtır. Güzel canlar, Abdal Musa da bir veliydi. Ama velilik makamının başı da Şah-ı Merdan Ali'dir. Himmet eylesin, şefaat eylesin bizlere. Ve nübüvvet makamı güzel canlar, Hazreti Peygamberimiz de sona ermiştir. Ama velayet makamı da, velayet makamının devri başladı. Bu veliler önceden peygamberlerin yaptığı gibi insanları güzelliğe, iyiliğe, barışa, sevgiye taşımada yol gösterici ve bizim ışıklarımız olmuş. Olmaya da devam edeceklerdir. Onların ışıklarına da geri kalmayacağız. O ışığı hiçbir zaman da söndürmeyeceğiz. Allah bizlerden de esirgemesin yani. Eğer söndürürse, Yüce Hak söndürürse, işte o zaman karanlığın ta dip noktasına kadar da gömüleceğimizi de unutmayın. Hak nasip eylemesin. Ve güzel canlar, Cenab-ı Hak ayet-i kerimesine şöyle söyler, der ki ey Muhammed, sen ancak bir uyarıcısın. Her milletin bir yol göstericisi
ve bir de inşa etkisi vardır diyor. Rahat Suresi 7. Evet güzel canlar. Dün inşaat edici Şah-ı Merdan Ali'ydi. Çünkü o bu görevi Hazreti Muhammed'den almıştı. Allah. İmam Ali şöyledir. Der ki ben ilimin şehriyim. Yüce Peygamber der ki ben ilimin şehriyim. Ali'de kapısıdır diye buyuran odur. Velayetin ve veliğin kaynağı da güzel canlar. Yine Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en büyük değer, en büyük varlık. Bakın Yunus Suresi 62. Yüce Hak şöyle buyuruyor. Der ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaktır. Oldular mı? Hayır. Bakın onların arkasından gidiyoruz. Onların o bırakmış olduğu ışığın arkasından giderleriz biz. Hatta iyi meylesin diyor. Dolayısıyla güzel canlar, bu veliler nasıl bu makama erişmişlerdir? Abdal Musa gibi veliler, Avşan Sultan gibi veliler, Seyyid Baba Mansur gibi veliler, Dervişger gibi veliler, Kureyş Baba gibi veliler, efendim Hubuyar Sultan gibi, yani bunlar gibi nice gibi veliler. İsmini az önce saydık, paylaştık. Eyvallah, hatta iyi meylesin hizmetlerinizi. Ve güzel canlar, kerhemet ehli olarak, yani gayb aleminde haber vererek, çünkü onlar Allah'ın doğrudan verdiği gönül ilmi olan ledün ilmiyle donanmıştır. Bu ilmi de Cenab-ı Allah onlara katlaşmıştır. O ilmi de veren Cenab-ı Hakk'ın ve bizzat kendisidir. Keyfe Suresi 65. Yüce Hak şöyledir güzel canlar. Der ki, orada kullarımızdan öyle bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, lütfumuza da bir ilim öğretmiştik. Kim bu biliyor musunuz bu? Kime söylüyor? Hızır'a söylüyor. İşte bu velilere söylüyor. Bakın Mevlana Hazretleri ne söyler biliyor musunuz? Çok güzel bir kelam paylaştı bizlerle. Der ki veliler diyor kamil insanlardır. Kamil kişilerin canları lehv-i mahfuzdur. Kamil insanın diğer bir adı da güzel canlar. Biliyor musunuz nedir? Rahmet insanıdır. İşte o rahmet insanın biri de Pir Abdal Musa'dır. Biz bugün ışığından bize bırakmış olduğu o büyük güzelliklerinden dolayı her yıl Abdal Musa'yı vesile kılıp onun manevi huzurunda cem olmaya geliyor. Kurban kesiyoruz. Birliğimizi sağlıyoruz. Dirliğimizi sağlıyoruz. Cenab-ı Allah daim eylesin. Bir kimseyi onların yolundan erkenden ayırmasın. Çünkü güzel canlar, dedik ya onlar rahmet insanıdır. Çünkü onlar sahip olduğu ışığı, yani aydınlığı hem cinslerine yayarlar. Onlar güneş insanlarıdır. Güneş ayrım yapmadan bütün cihanı aynı şekilde aydınlatır, değil mi? Geçen hafta Cemre'de de konuşmuştum. Şimdi güneş hiç kimseyi birbirinden ayırt eder mi? Der mi ki sen Alevisin, sana bu kadar ısı ya da bu kadar vitamin, bu kadar aydınlık, sen Sünnisin sana bu kadar, sen Hristiyansın bu kadar, şusun bu şu demiyor. Yani biz hiçbir şey ayrımcılık konusunda, anlayışında vallahi biz hiç diğeri de örnek alamıyoruz sen güzel canlar. Güneş ya. Örnek alabiliriz. Bak güneş koca cihanı, evreni aydınlatıyor ve ısıtıyor. Gerçeği canlar. Yani bir de nimete, nimet de veriyoruz. Ama biz günümüzde birbirlerimizi öteleştiriyoruz, ayrıştırıyoruz. Yani en büyük örneğimiz işte bu bizim pirlerimizin bize bırakmış olduğu bu miras, bu büyük değer. Biz eğer bunların bu mirasını, değerini kendimize alıp taşıyıcıları olursak biz de bunlar gibi ölümsüzleşiriz. Gerçeği hocam, tüm telefonlarımızı eğer diyor, ölümsüzleşmek istemiyorsan bir tane ağaç dik.
bir ağaç dikmenin bile ölümsüz olduğu söylüyor. Kim söylüyor? Yine bu pirler. Himmeti üzerinize olun. Hazır ve nazır olsun. Ve dolayısıyla güzel canlar, hak eri haktan olmuştur. Hak eri kitaplardan öğrenmemiştir. Hak eri inkar ve imanın ötesine geçmiştir. O özdür, küfür ise zahiridir. Kim söylüyor biliyor musunuz? Efraki söylüyor. Yine Kur'an'da Bakara suresi 3. Yüce Hak şöyle buyurur güzel canlar. Der ki, o takva sahipleri gaybe inanırlar. Güzel canlar, bu gayb erenleri işte bizim bu verilerimizdir. Söz ettiğimiz, anlattıklarımızdır. Bakın, Koca Yunus da şöyle derler ki, iş bu vücut şehre girerse giresim gelir, içindeki sultanın yüzün göresim gelir. Ve güzel canlar, veliler yeryüzünün sultanlarıdırlar. Onlar mana aleminin de insanlarıdırlar. Yunus yine nedir? Der ki, ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm demenin de adıdır. Canlar, her devirde peygamber makamında bir veli vardır. Ve bu kıyamete kadar da böylece sürüp gidecektir. Diri ve faal önder o velidir. Bunu Efraki yine söylüyor. Yüce Allah güzel canlar, bu velileri hiçbir zaman aramızda eksik eylemez. Velilerin her yaptıklarında bir anlam vardır sevgili canlar, sevgili talipler. Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin resimlerinde ne görürüz? Bir tarafında aslan, bir tarafında ceylan görürüz. Doğru mu? Birçok evlerimizde asılı görürüz. Ama Hazreti Pir orada bir mesaj vermek istemiş. Şu iki manada paylaşayım. Şunu demek ister Hazreti Pir. Aslanlar maksat Cenab-ı Ali'yel Mürteza'dır. Ceylanlar maksat ise Fatıma Zehra'dan gelir diyor. Bizim aslımız Seyyid-i Saadet'tir ifadesi vardır orada. Verilen mesajın bir tanesi bu. İkinci verilen mesajda güzel canlar der ki güçlü ile güçsüz yani zalim ile mazlum bir araya getirip zalimi ıslah ederek kardeşçe yaşamasının mesajını vermektedir Yüce Efendimiz. Demek ki pirimizin de buyurduğu gibi sevgili canlar bu gibi barış, sevgi, kardeşlik, güzel ahlaka sahip olmamızın da mesajıdır. Yine Yunus, koca Yunus şunu söyler der ki, hor bakma toprağa, toprakta neler yatardır. Kanı boyunca evliya 100 bin peygamber yatır der güzel canım. Allah'ım, sen bizleri keremler sahibin, emin Habibin, Muhammed Mustafa'nın, ehli beytinin ve evliyaların hürmetine, onları nasıl gerçeğe ulaşanlarında eylediysen, ey Yüce Allah, bizleri de gerçeğe ulaşanlarında eyle. Diyoruz, kelamı aşımıza bırakalım, o da bize bir hak kelamı eylesin. Siz de biraz ruhumuzu güzelleştirsin diyoruz hocam. Thank you.
Kitaptır gerçek elleri. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Yüzümüzü sürelim her demerlere. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Derde düştüğümde halimi gören, unutulmaz dertlere dermanı veren. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Varıp dergahına yüzümü sürem. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Allah Allah, Muhammed Mustafa Ali aşkına, Hasan'la Hüseyin Zeynel aşkına, Muhammed Bakır'ın yüzü suyuna. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Caferi Sadık'tan sürelim yolu. Musa'yı Kazım'dan içmişiz dolu. Muhammed İmam Ali Rıza gönlümün günü. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. İmam-ı Taki'den himmet eyle, Hasan-ı Rasker'i ermeye zahmet. Şefaat eyle Mehdi Muhammed. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Gönlümüze doldu bu aşkın seni. İmdat isteyene uzatan evi. Himmeti ola Bektaş'ı beni. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Medet Abdal Musa pirim gel getir. Pirim. Hizmetleriniz kabul ola. Allah Allah. Muratlarınız hasıl ola. Allah Allah. Vakitler hayır ola. Allah Allah. Hayırlar fethola, şerler defola. Allah Allah. Hazır gahip, zahir, batın, cem erenlerin, nur cemalleri aşk ola. Allah Allah. Yüce Allah cümlenizin yardımcısı ola. Allah Allah. Niyet ettik vaktin hayrına. Girdik 12 imamlar yolunda İmam-ı Cafer kavliyle. Allah Allah. Kıblegahımız Muhammed Ali, secdegahımız Ali, pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Allah Allah. Gerçekler demine, evliyalar keremine, gönüller birliğine hü. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Ehli Beyt'in dostuna dost olasınız. Allah. Ehl-i Beyt'i sevenlerini sevmiş olasınız. Allah Allah. Yüzünüze hak ola, gönüllerinize pak ola. Allah Allah.
Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı ol. Allah Allah. Gerçeğe hür. Eyvallah, kabul eylesin. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Allah'tan öyle hidayet. Allah Allah. Muhammed Mustafa'dan ola şefaat. Allah Allah. Ali el-Mürteza'dan ola himmet. Allah Allah. Birimiz, üstadımız Gözcü Kara Camit. Allah Allah. Eyvallah, nefes birimindir. Allah Allah. Allah Allah. Hayır hizmetleri kabul ola, muradet hasıl ola. İsteyeni, dileğini, hak Muhammed Ali ve sen bir cemil gözetleyip görebilirsin. Göç kaycağında sultan da senin gözetsin, gözetsin. Yar ve yardımcın olsun. Gel, şerefim. Allah Allah. Şah Muhammed Mustafa'yı indi poz. Allah Allah. Allah. Şah Ali Er Mürteza'yı indi poz. Allah Allah. Şah Hasan, Şah Hüseyin'i indi poz. Allah Allah. Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hakkı için Şah Mansur'un hakkı, Evliya Enbiya Hakkı için hizmetlerimiz kabul eyle. Allah. Hay Kâna, alemlere rahmet, Bey Muhammed Mustafa ve Ehl-i Bekir'e salavat. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya, Ali Er Mürteza'ya ve onların evlatlarına olsun. Allah'a eyvallah, nefes dirimindir. Bilir, hümet eyleyin. Mektaptan olsun. Canlar, ana hümet eyleyin. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Erenler postu geldi, hizmetler yerini aldı. Post üzerlerinden ikrarlar sonsuza kadar daim olsun. Allah Allah. Hizmet erenlerin üstün hümmetli ve hidayetli üzerimize hazır ve nazır olsun. Allah Allah. Hizmet sahipleri de hizmetlerine şefaat verirler. Allah Allah. Yüce Hak. Destur pirim. Destur Allah. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Ali Haydar'ın yolda özümüz ittifak, yüz sürerek geldik meydanı hizmetler olmuşlar. Pirimiz üstadımız Kırtlar Meydanı'nda Selmanı pir var. Allah, eyvallah, nefes pirimindir. Allah Allah, Allah Allah. Hayır hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola. Allah Allah. İsteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Ali'ye. Allah Allah. Her şeyden ya hüvle, ya Allah, ya Muhammed, ya. Allah Allah, Allah Allah. Tecellilerini istemeleriniz sabır ola, muradınız hasıl ola. İsteğimizi, dileğimizi Hak Muhammed Ali ve gerçeğinlerine hürme ya Allah, ya Muhammed, ya Allah.
Destur pirim. Destur Allah'ım. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Ali Haydar'ın yolda özünüze tipat, yüz sürerek geldik meydanı hizmetler olacak. Pirimiz üstadımız Kırtlar Meydanı'nda Selmani Pir var. Allah, eyvallah nefes pirimindir. Allah Allah, Allah Allah. Hayır hizmetiniz sabır ola, muradınız hasır ola. Allah Allah. İsteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Aleyhi. Allah Allah. Her şeyden ne hükümde ya Allah, ya Muhammed, ya. Allah Allah, Allah Allah. Tecellarını sevenen sabır ola, muradınız hasır ola. İsteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Aleyhi. Allah Allah. Her şeyden ne hükümde ya Allah, ya Muhammed. Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Celal Rüşat. Allah Allah. Halide Rüşat. Allah Allah. Zülü İnat. Allah Allah. Gündeki Pira. Allah Allah. Pira Orasa. Allah Allah. Kuşad Meydan. Allah Allah. Kuvay Abdala. Allah Allah. Kanun Evliya. Allah Allah. Gerçek elenlerin evlenü. Allah'ı baba nefes birimindir. Allah Allah. Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola. Allah Allah. İsteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Ali vere. Allah Allah. Hizmetlerinize şefaat göresiniz. Allah Allah. Gerçeğe hüküm. Pirim, bismillah Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. La fettahi, la ahi, la seyfe, illa zülfikar. Muhammed Bey'in adadığı Allah'ı Cebrail. Muhammed ayağa kalktı, ümmetini diledi. Cümlesine rahmet olsun, özü çürür.
yani. İki dakika bekleyelim. Penaltı, penaltı.